Evet, herhalde hazırız, başlarız diye düşünüyorum. Saat 11 oldu. Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği'nin hazırladığı bir webinar toplantısında yine çok sevdiğim iki hocamla beraber olacağız. Geçmişten geleceğe ODTÜ'yü konuşacağız. İşte bizim bir takım yazılı dokümanlar bırakıyoruz arkamıza. Ama pek çok şey de bu üniversite kültüründe sözlü olarak aktarılıyor aslında. Sanırım bu toplantıların da öyle bir şeysi olacak, katkısı olacak. Çünkü Öğretim Elemanları Derneği bu toplantıları hem YouTube'da canlı olarak yayınlıyor hem de sayfasından daha sonra erişime açık. Dolayısıyla çok geniş kitleler şimdi katılamasa da daha sonra bunu izleyebiliyorlar. Bugün bizlerle sevgili Yakup Kepenek hocam ve çok sevgili Engin Karaesmen hocalarım var. Öncelikle Yakup hocayla başlayacağız konuşmalara ve daha sonra işte her ikisi 20'şer dakika yaklaşık belki biraz daha fazla bize paylaşımda bulunacaklar. Ondan sonra da katılımcıların katkı ve sorularını alacağız. Bu şekilde bir şey düşünüyoruz. Yakup Hoca'yı ben hem ODTÜ'den hem de köy enstitüleri bağlamında tanıdım. Hatta köy enstitülerinin düzenlediği birkaç toplantıda da dinleme fırsatım oldu. Bildiğiniz gibi Beşikdüzü Köy Enstitüsü ve Çifteler Yunus Emre Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuş Yakup Hoca. Sonra Hukuk Fakültesi, ondan sonra New York Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yapıp ODTÜ'de öğretime başlıyor. Ve ekonomi bölüm başkanlığı, üniversite konsey üyeliği, Öğretim Elemanları Derneği başkanlığı yapmış. Maalesef 1983 yılında da 1402 ile üniversiteden ayrılmak zorunda kalıyor ama daha sonra 90 yılında dönmüş. Bölüm bizim üniversitemizin Bilim ve Teknoloji Politikaları Merkezi'nin kurucusu ve başkanlığını da yapmış uzun zamanlar. Ve 2002-2007 yıllarında da Ankara Milletvekilliği yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Daha sonraları da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarından Yakup Hoca'yı takip ettik tabii. Şu sıralarda Bir Gün Gazetesi'nde yazıyor. Dolayısıyla özetle atlamadıysam Yakup Hoca ile ilgili böyle bir şey herkes biliyor ama kısaca bir tanıtmış olayım sizi. Yakup Hoca, dilerseniz başlayın. Ondan sonra da Engin Hoca'ya geçeceğiz. Çok teşekkür ederim önce her şeyden önce benimle ilgili sözleriniz için değerli başkanım Gökmen. Bir noktayı ekleyeyim. Ben 2008-2012 ders yılında Kuzey Kıbrıs ODTÜ İktisat Bölümünde de görev yaptım. ODTÜ ile bağım hiç kopmadı. Şu anda da ofisindeyim. Ben konuşmama başlarken önce bu toplantıyı, bu çalışmayı düzenlediği için derneğimize teşekkür ediyorum. Sonra katılımcı arkadaşlarıma, size ve diğer ilgililerine diyeyim. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Şimdi benim anlatacağım ya da söylemek istediğim şu, özü itibariyle ODTÜ'yü yapan ne? ODTÜ neden diğer üniversitelerden farklı? Hangi özellikleriyle beni etkiledi, toplumu etkiledi? Uluslararası bir konum kazandı. Ne oldu, nasıl oldu bu? Bu noktalar üzerinde duracağım.
sözümü ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben köy enstitüsü girişli, öğretmen okulu çıkışlıyım ama o köy enstitüsü kültürünü, şunu da altını çizeyim, söyleyeyim. ODTÜ'de şöyle, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal yapı olarak çok iyi, doğru buldum, güzel buldum, çok benimsedim. Çok rahat bir ortamdı benim açımdan. O anlamda hiç yadırgamadım diyebilirim. Önce şunu vurgulayayım. ODTÜ'nün fiziksel altyapısı özgürlükçüdür. Ağaçlandırmasıyla, Eymir Gölü ile binalarının asansörlü olmaması, odalarının aydınlık olmasıyla insanı ezmez ODTÜ. Bildiğim kadarıyla mühendislik merkez binası yapılıncaya kadar ODTÜ'de hiçbir asansörlü bina yoktu. Belki kütüphanenin taşıma birini vardı. Söz gelmişken bir de kütüphaneden söz edeyim. ODTÜ kütüphanesi diğer üniversitelere örnek olacak gibi tektir. Bu ne demek? Bu şu demek. Mühendislik, sosyal bilimler, temel bilimler, bütün eğitim bilimi, bütünüyle ODTÜ tek kütüphanede toplanır. Bu değişik bilim dallarında çalışan öğretim üyelerinin, araştırmacıların, öğrencilerin kaynaşmasını sağlayan önemli bir fiziksel bir araya gelmektir. Tıpkı zamanında kafeteryada olduğu gibi, başka alanlarda olduğu gibi. Şunu demeye çalışıyorum. ODTÜ bütünlüklü bir yapıya sahiptir. Ve burada bölümlerin, fakültelerin ayrı kütüphanesinin olmaması kanımca doğrudur. Hem kaynak kullanımı bakımından hem bilim insanlarının, öğrencilerin yakınlaşması yönünden. Bir nokta daha var burada belirtilmesi gereken. O da şu. ODTÜ'nün asıl yönetim bilimi hem bilimsel anlamda hem yönetim anlamında ODTÜ bölümdür. Bölüm. Diğer üniversitelerde fakülte olan örneğin inşaat, iktisat ve benzerleri ODTÜ'de birer bölümdür. Bu ne demek? Bu şu demek. Temel yönetim biliminin bölüm olması şunu getiriyor. Parasal konular hariç, onun dışında. O konu dekanların yönetimi ama akademik çalışmaların tamamı bölüm kurulu tarafından yürütülür bölümde. Eğitim programlarının yapılması, ders programlarının düzenlenmesi, hangi derslerin verileceği ve benzerleri bölüm kurulunca saptanır. Çok daha önemli birkaç nokta daha var. ODTÜ bölümlerine alınacak yeni bilim insanları bölüm kurulunun onayıyla olur. Çok sıkı bir incelemeyle bilimsel nitelik öne çıkarılarak olur. Bir başka deyişle ODTÜ'de İngilizcesiyle ingreding dediğimiz, Osmanlıcasıyla beşik uleması dediğimiz uygulamaya yer yoktur. Bu üniversitenin kanımca önemli özelliklerinden biri. Ha bu arada tabii bu nedenle birçok değerli öğretim üyesini kaybettiğimiz de olmamış değildir. Bunun çok somut bir örneği. Nur ve Engin Keyder'in çocukları Çiğdem'in başarılı olduğu halde bu üniversitede görev alamamasıdır. Bir örnek olarak söylüyorum bunu. Çünkü buranın mensubunun doktora yaptıktan sonra burada çalışabilmesi için bir yıl yurt dışında çalışma, kendi mesleğini yapması gerekiyor. Şimdilerde bu uygulanıyor mu bilmiyorum. Bölüm kurulu dönelim yeniden. Bölüm kurulu bölüm başkanını seçer ve bölümü yönetir. Bu önemlidir. Ne anlamda önemlidir? Eşitliği sağlar, özgürlüğü sağlar. Kimse kimsenin işine karışamaz. Karışmaz. Bu arada yine bölüm uygulamasında şu vardı geçmişte. Her öğretim üyesine
20 dolayında öğrenci verilir. Bu ne demek verilir? Şu, öğretim üyesi danışmanlık yapar. Öğrenci danışmanlığı yapar ayrıca. Her öğrencinin bütün sorunlarıyla ilgilenen bir öğretim üyesi yapısıdır. Okulun özünde olan. Ve bu çerçevede şunu da söyleyeyim. Ders saatinin iki katı düzeyinde öğrencilerle görüşme saati vardır ve öğretim yerlerinin kapısı her zaman öğrenciye açıktır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Öğrenci, öğretim yerleri çoğu kez hepimizin yaşadığı, bildiği gibi unvan kullanması, akademik unvan kullanması. Yani profesörmüş, doçentmiş, yani gibi. Şunu demek istiyorum. Unvan yönüyle de tam bir ayrımcı, eşitlik vardır. Ayrımcılık, farklılaşma yoktur. Bir önemli nokta daha vardı uygulamada. Dönem sonunda, her dönemin sonunda öğrenci öğretim üyesine not verir. Ve bu notlar gizlidir. Öğrencinin kimliği saklıdır. Belli bir sorular setine göre objektif bir değerlendirme sistemidir bu. Ve bunun öğrencileri saklı tutması nedeniyle objektifliğinde hiçbir sıkıntı olmaz. Şunu başaramadık geçmişte uğraştığımız halde. Bu öğrenci notlarını sene sonunda kitap olarak ya derli toplu yayınlama işini başaramadık. Sonuçta ne olur? Sonuçta şu olur. Bölüm eğitim işini çok iyi düzenler. Bölüm araştırma işini, yani bilginin üretimi işine odaklanır. Bölüm aynı zamanda bilginin toplumsallaşmasında çalışır. Yani üniversitenin üç temel işlevini üstlenen asıl birim ODTÜ'de bölümdür. Ve bu bölüm olmasının verdiği büyük kazanımlar, getiriler vardır. Bu arada şunu da söyleyeyim. ODTÜ geçmişten bu yana hep ülkemizdeki Avrupa üniversite sisteminin bir yansıması olan, benzeri olan üniversite sisteminin tamamen dışında bir yapılanmadır. Ve büyük ölçüde Birleşik Amerikan Üniversite Sistemi'ne yakındır. O üniversite sisteminde çok keskin şu kural vardır. Yüce'nin vermek istiyorum burada. Öğretim üyesinin düşüncesine bakılmaz. Yani dışarıdaki düşüncesine bakılmaz, ideolojisine bakılmaz. Öğretim üyesinin, ona kimse karışamaz. O ayrı bir dünya. O da ideolojisini bilimi için kullanmaz. Dolayısıyla önemli olan bilimsel çalışmayı öne çıkarmak, ona dokunulmaz bir öz kazandırmak ve bilimsel yanlışın yalnız bilimle düzeltilebileceği görüşünü egemen kılmak. Bu işin temelidir. Yani ODTÜ yaklaşımında. Bu nedenle olacak. ODTÜ 70'li yıllarda girdim ben. Çok büyük ölçüde İstanbul'dan, Ankara'dan ve diğer üniversitelerimizden olmakla birlikte yurt dışından da çok rahatlıkla çalışmak üzere buraya gelen bilim insanlarının yuvasıydı. Çok fazla başka örnek vermeme gerek yok. Cahit Arf'la çalışmak bir keyifti. Örneğin. Ve bu ODTÜ'ye büyük bir konum kazandırıyor, çekicilik kazandırıyor. Alanındaki ünlü bilim insanlarının ODTÜ'de görev alması, ODTÜ'nün seçilmesinde, öğrenciler tarafından seçilmesinde çok belirleyici oluyor. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Ve ODTÜ Türkiye'deki bilimsel gelişmelerde TÜBİTAK gibi, sonra TÜBA gibi
kurumsal yapılaşmalarda daima en önde oldu, öncü oldu. Çünkü konumu ve yapısı onu yapmayı kolaylaştırıyor. Bu çerçevede geçmişte bu üniversitede çalışan öğrenci, öğretim üyesi ve diğer onca insan buraya çok emek verdi. 33 kişi dolayında insanımız bu toplumun özgürlüğü için yaşamını yitirdi. Ben ODTÜ'nün gelişmesine bir ağaç diken dahil katkı yapan herkesi minnetle ve şükranla anıyorum. Ve şunu söylemeye çalışıyorum, yani söylemek istiyorum. ODTÜ demek bilim demektir ve bir de toplumsal duyarlılık demek. Bu üniversite bir teknik üniversitedir. İyi de iyi bir sosyal bilim üniversitesi olmak için de ya da sosyal bilimlerde iyi olabilmeniz için de işin matematiğinin, tekniğinin, teknik tarafının, bilimlerinin çok güçlü olması gerekir. ODTÜ o anlamda ne derler? Dört dörtlüktür. Birbirini tamamlayan sistemlerin birlikteliğidir. Geçmişteki deneyimlerimizden ortaya çıkan bir başka şey daha söyleyeyim. ODTÜ öğrencisi yalnızca derslerle ilgilenmez. ODTÜ öğrencisi yaratıcıdır, üreticidir. Her türlü müzik, spor, karikatür, çizim ve benzeri işlerde önde gelen çalışmalar yapar. Benim bundan sonraki dönem için dileğim çok güçlü olan bu öğrenci topluluklarının ve bu arada tabii derneğimizin bu konularda yani kültür ve sanat konularında, spor konularında öncülük etmesi ve gençlerimizin o alanlarda da ODTÜ'yü tanıtmalarını güçlendirmesidir. Örneğin işte şenlikler, yarışmalar ve benzeri şeylerle ODTÜ'nün kimliği ve varlığı bilim ile sanatı bütünleştirerek geleceğe taşınabilir diye düşünüyorum. Bir son nokta daha söylememe izin verin. ODTÜ öğrencisi, ben demin yaratıcılığını ve üretkenliğini söyledim. ODTÜ öğrencisi geçmişten bu yana ülkesinin sorunlarıyla ilgilidir. ODTÜ'nün bilirkişi raporları daima bilimsel bulunur ve önemli tutulur, bulunur. Bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. ODTÜ bu toplumla, çevresiyle, toplumuyla, konumuyla daha fazla kaynaşarak çok daha ileri işler yapabilir. Bu üniversitede adını saymak, söylemek hiç duyduğum Kemal Kurdaş büyük hizmetler vermiştir. Bir akademik değil ama doğru dürüst bir yönetim için bir akademik ünvan da çok zorunlu değildir. Önemli olan, çok önemli olan üniversitenin bilimle uğraşmasının sağlanması. Özgür bilimsel araştırma yapılabilmesi. Üniversitenin rektörlüğünün özerk davranabilmesi. Siyaseti bilime katmaması. Üniversiteyi siyasetin emrine sokmaması. Bu hem üniversite için, hem bilim için, hem Türkiye için hiç de yararlı olmaz diye düşünüyorum. Ben burada son vereyim sözlerime. Diğer arkadaşlarımı dinlemekten keyif alacağım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Söz verdiğiniz için. Sorun olursa da herhalde işte. Tabii. Bu arada katılımcılara şunu hatırlatayım. Zoom'da biliyorsunuz yazılı katılabiliyorsunuz. Sayfanın altında bir chat şeysine girerek soru ve katkılarınız olursa oraya da bekliyoruz. Evet.
Şimdi de sevgili Engin Karaesmen hocamı dinleyeceğiz. Engin hocam da ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş. Orada yüksek lisansını yaptıktan sonra da Mühendislik Bilimleri bölümünden doktorasını tamamlamış. Engin Hoca deyince benim ilk aklıma gelen Öğrenci İşleri Dekanlığı geliyor. Yakup Hoca da biraz önce bahsetti. Yani öğrencilerin ne kadar önemli bir bileşen olduğunu. Biz hep böyle işte dernek, çalışanlar, mezunlar ve öğrencilerle ODTÜ'yü bir bütün olarak görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten öğrenciler, bugünün öğrencileri de yarının geleceği. Yani Türkiye'yi inşa edecek onlar. 76-82 yıllarında Öğrenci İşleri Dekanlığı yapıyor sevgili Engin Hocam. Bir de tabii daha sonralarda ben onunla sık sık ODTÜ Mezunlar Derneği'nde gönüllü işlerde yaparken karşılaştım. Gerek burs komitesinde, gerek başka yerlerde hala da çok aktif olarak çalışıyor. Evet, Engin Hocam sizi dinleyelim. Çok teşekkürler bu imkanı sağladığınız için. Ama ne kadar içten olabileceğim ve ne kadar bu ekrana yoğunlaşabilecek düşüncelerim bilemiyorum. Çünkü 3 aydır evde kapalı olmanın ardından ilk defa üniversiteye geliyoruz. Ev imkanlarımız Zoom olayına müsaade etmediği için. Ağaçları öylesine özlemişiz ki eksik olmasın Kaan Parmaksız hocamız bize çok güzel bir imkan tanıdı ofisinde. Ama benim dikkatim ekrandan ziyade ağaçlara kayıyor. Tabii ağaçlar deyince öğrenciliğime gidiyorum. 1962 senesinde gerçek rektörümüz, yani duygusal olarak başka neredeyse rektör tanıyamayacağımız şekilde sevdiğimiz Kemal Kurdaş'la birlikte A1 kapısı girişinde diktiğimiz ağaçlar geliyor hatırımıza. O ağaçları elimizle tutup toprağa soktuğumuz zaman ben bir Antalyalı olarak köy enstitülerinden, Aksuköy Enstitüsü'nün yaptıklarından, Antalya Lisesi'nin toprağa dönük öğrencilerle pamuk toplama, üretimde genç ve çocuklardan destek alma olayını izlemiş fakat çok da katkıda bulunamamıştım Ankara'da okuduğum için. Kemal Kurdaş bana bu toprak ve üretim olayını yaşattı. İkinci sınıftaydık. Onun dışında Yakup Hocam'ın temel olarak vurguladığı ilkelerin bir tür kendim yaşayarak gördüğüm şeyleri belki örneklemeyle sizlere aktaracağım. Evet, geldik üniversiteye. Eşitlik. Evet, eşitlik. Ben bir kız okulundan gelmiştim. Kız erkek ayrımı yapıldığını hiç hatırlamadığım gibi, bir de kadın olarak, kadın öğrenci olarak ne kadar büyük kolaylıklar gösterildiğini rektörümüz ve arkadaşlarım tarafından bunu yaşadım. Özgürdük, istediğimizi yapabiliyorduk. Bilim ve akıl, gerçek Atatürk'ümüzün söylediği gibi tek mürşidiydi hocalarımızın ve de öğrenci arkadaşlarımın. Yıllar geçti, Cahit Arf hocamızın bizzat kendinden nasıl ODTÜ'ye gelmeye karar verdiğini dinlemiştik. Erdal İnönü hocamız ısrarla Cahit Arf hocamızın da ODTÜ'ye katılmasını, buranın olağanüstü bir eğitim kurumu olduğunu, bilim, araştırma, eşitlik, özgürlük, her şeyin burada bulunduğunu. Fakat Cahit Arf hocamız İstanbul'u terk etmek istemiyor. Ankara'ya gelip ne yapsın?
gel bir konferans ver deniliyor. Geliyor. İşte o geldiği zaman bir baktım diyor. Hakikaten burada eşitlik var. Herkes birbirine hocam diyor. Kim öğrenci, kim hoca, kim çalışan, bunlar hiç ayırt edilmiyor ve insanların gözünde ışıltılar, yenilikçi, özgürce ışıltayan gözler gördüm ve hemen gelmeye karar verdim diyor. ODTÜ'yü biz bu şekilde yaşadık. Kemal Kurdaş hocamızdan sonra kısa aralıklarla rektörlük yapmış olan büyüklerimiz de bu ODTÜ'yü çok iyi tanıyan ve tanıdıkları ölçüde de geliştirmeye ve de toplum yararına hizmet vermeye özen göstermiş rektörlerimiz de. Bunların arasında Nuri Saryal ve Mehmet Kıcıman hocamızı nurlar içinde yatsın. Hep saygı ve sevgiyle ararım. Benim öğrenci işleri dekanlığımın arkasında bu kuvvetler vardı. Onlar olmasaydı ben ismi çok da fazla duyulmadan çekip gitmiş bir hoca olarak idari görevimi yerine getirmiş olurdum. Onların gücüyle, onların bana güveniyle, benim öğrencilerimize olan aşırı güvenimle gerçekten zorlu günleri zarar almadan diyemeyeceğim ama hafif bir şekilde atlattık diyelim. Öğrenci öğretim üyesi ilişkilerinin çok sağlıklı ve de samimi bir şekilde gidiyor olmasını biz maalesef 80'lerden sonra kaybettik. 80'lerle birlikte gelen YÖK yapılaşması üniversitemizi de etkiledi. Yani hatırladığım kadarıyla yasa ve yönetmelikleri tam bilemiyorum ama rektör yüksek öğretim kurumunun verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür gibi bir madde var. Bu beni oldukça rahatsız etmişti ve o zaman maalesef ki bizler görevden çekildik ve gelenler kesinlikle önerileri dinlemediler. Yasada eksiklikler, hatta yasanın tümüyle yanlışlarla dolu olduğunu ilgili yerlere duyurmaya çalıştık. Kesinlikle kabul edilmedi. ODTÜ camiası o dönemde biraz sessiz kaldı. Ve şimdi bu görmezliğin bir dolu sorununu yaşıyor ve görüyoruz. Dilerim bunların üstesinden geliriz. Özgürlük, eşitlik, devrim diye bağıran ODTÜ bileşenlerinin hiç hak, hukuk, adalet diye bağıracağı aklıma gelmezdi. Ve 5-6 yıl önce Ahmet İnan hocamızın Gönülden Bilime köşesinde, bilim teknolojide yazdığı yazıyı keşke bulup tekrar okusak, kitaplarını okusak. Daha doğrusu Ahmet İnan hocamı da yaşam ve hukuk üzerine bu tür programlarda tekrar dinleme fırsatı bulsak. Çünkü o hukuk körlüğü, daha doğrusu kural körlüğü diye bir şey üstünde durur. Çok önemli. Eğer kuralların yanlış olduğunu görmez iseniz cezasını, zararlarını sonra sizler de görüyorsunuz. Dilerim hukuksal olarak da toplum hak ettiği yeri bulur. Hukuk yaşamımızı düzene koyacak bir kurallar dizisidir. İyi günler dileyerek ben kısa kesiyorum. Çünkü Erhan Karaesmen hocamız da burada. Onun da idari ve denemeleri ve sizlere belki aktaracağı bir şeyler olacak müsaade ederseniz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Engin Hocam. Kara Esmen deyince zaten Engin Hoca ve Erhan Hoca ayrılmaz gözümüzün önüne geliyor. Günün sürprizi Engin Hocamız, Erhan Hocamız. Tabii ki çok engin deneyimleri var. Bizimle paylaşacağından çok mutluyum ben açıkçası. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Erhan Hocam. Ben katılmadan olur mu ya? Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Erhan Karaesmen isimlerini birbirinden ayırmak çeşitli gayretler gösterilse de çok zordur ha. İdari, hukuki, sıkı yönetimsel gayretler falan da gösterildi. Çok şey yaşamış, çok vaka yaşamış. Vaka sözcüğü şimdi çok moda ya. Çok vaka yaşamış bir eski yurttaş. Eski otçülü olarak böyle bir günde benim de elbet söyleyeceğim 2-3 kelime vardı. Şimdi Yakup Köperek sevgili dostumun burada oluşunu kafamda canlandırdığı 50 sene önceye gidiş izlenimleri, izleri, onların tatlı anılarıyla birlikte bazı isimlerden söz etmek isterim. Güney Gönenç ve Nazif Tevedelenlioğlu. Yakup Hoca duyuyorsun herhalde değil mi? Evet duyuyorum, teşekkür ederim. Efendim? Duyuyorum. Erhan devam et lütfen. Evet. Duyuyorum. Ve de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde insan birikimi. Ben 1967'de katıldım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Orta Doğu mezunu değilim. Bir yaş büyüğüm Orta Doğu'da. Ben liseyi bitirdiğimde Orta Doğu henüz yoktu. Ondan sonra geldi. Yani ben İstanbul Teknik Üniversitesi o dönemdeki işte mühendisliğe, matematiğe meraklı öğrencilerin gittiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Sonra da 8 yıl Türkiye dışındaydım. Türkiye'ye döndüğümde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gelişme çizgisine rastladım. O gelişme çizgisinin birinci izi Kemal Kurdaş. Ayrıca Cumhuriyet'in ikinci sayfasında bugün Kemal Kurdaş'la ilgili gönül alıcı güzel bir yazı da çıktı. Henüz okumamış olanlara tavsiye ederim. Şimdi Kemal Kurdaş imzalı bir yazı beni Meksika'da buldu. Gezegen bir çağındı. Eninde sonunda Türkiye'ye dönmeyi planlıyordum ama henüz daha senesi belki gelmemişti. Beni Meksika'da buldu ve o yazıda Kemal Kurdaş adını ilk defa duyduğum birisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin adını duymuştum. Orta Doğu'yu biliyordum tabii. Orta Doğu Teknik Üniversitesi başlıklı bir kağıtta, o zaman A4 standardı falan da gelmemişti, bir küçük kağıtta. Bana şey diyor, yani başkalarına demiş tabii de. Ya diyor, biz gelişmekte olan bir üniversiteyiz. İşte gönül alıcı bir şekilde de siz parlak bir doktora yaptığınızı, doktora sonrası çalışmalar içinde bulunduğunuzu falan öğrendik. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorsanız bizi halkınızda tutun, bizimle temasta kalın. Bu çok medeni ve şeydi, çok uygar bir yaklaşımdı. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaklardan 10 bin kilometre uzaktan benim ilk sempatim o yazıyla doğdu. Tamam mı? Kemal Kurdaş'ı bana gönderdi. Sonra Kemal Bey'le biz hayatın akışı içinde çok dost olduk. Kahkahalarla hep anlatırdı. Ya ben o yazıyı 15 kişiye gönderdim. Bir tanesinden ya ben Türkiye'ye şu ara dönmeyi düşünmüyorum. Kusura bakmayın diye cevap geldi. 12'sinden cevap bile gelmedi. Tamam mı? Mustafa Hoca yani yıllarca sonra rahmetli olduğu çok da değerli bir yaşta benden az büyük bir ağabey hocamızdı. Mustafa Hoca metalürji bölümünün işte kurucusu, onun şeyi, her şeysi. Ve ben daha uzaklardan ilgi göstermişiz. Nitekim o yazının üzerinden bir sene geçtikten sonra da ben geldim. Şimdi 1967 Orta Doğu'su. 1967 Orta Doğu'sunda Kemal Kurdaş rektör. Erdal İnönü Fen Edebiyat Fakültesi dekanı. Feza Gürsey, Türkiye'nin fen bilimlerinde, teorik bilimlerde gelmiş geçmiş en büyük adamıdır. Feza Gürsey burada, Türkiye'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Şeyin, astrofiziğin ilk kurucusu Dilhan, ki ayrıca ailevi şeylerden bir yakınlık dolayısıyla da benim kişi olarak da yakından tanıdığım çok değerli bir kadın bilimci. Onlar burada ve bu insanların hepsi ayrıca sanata meraklı. Ben Erdal İnönü ile ve Feza Gürsey ile sanat merakı, müzik merakı dolayısıyla geliştirdiğim dostluğu hayatımın sonuna kadar da sürdürdüm. Çok ilginç bir olaydır. Tıpkı yönetim savcısı
İşte bizim peşimize düşmüş. Sıkı yönetim savcıları zaman zaman müdürlerinin peşine düşerler. 70'li yıllardaydı. Orada yine neyi sıkıştırıyor, beni de sıkıştırıyor. Ya siz yakın dostmuşsunuz. Ben Erdal Bey'den 10 yaş küçüğüm. O koskoca rektör o dönemde. Ben sadece bir bölüm başkanıyım bilmem ne falan. Nedir yani falan filan gibi. İşte böyle ağızdan laf kapmaya çalışıyor falan gibi. Bir iki defa böyle zorladı. Ben de onun şaşkınlığa düşmesini bekleyerek ve onu biraz da şaşkınlığa düşürmek üzere. Dedim ya Beethoven'ın 7. senfonisini bilir misin Sayın Yargıç? Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. bölümünü hangi orkestra şefi, hangi orkestrayla nasıl çalmışlar? Biz dedim, bütün bir ders yılı boyunca Erdal Bey ile bunu tartıştık. O adam ne yapacağını bilemedi. Kaçtan delik aradı. Söylüyor, ben böyle uzun konuşmaya başlayınca bir şeyler kaparım diye. O söylüyor, oradaki şey sekreter kız da, sekreter değil de işte katibe hanım da yazıyor falan filan gibi. Kızım bu söylediklerimi sil yazma dedi. Beethoven'ın 7. senfonisini ben söylemiş bulundum. Belki bir kelime olarak şeye girmiştir, tutanaklara girmiştir. Ya Beethoven 7. senfonisi görülürdü bu ülkede. Orta Doğu Teknik Üniversitesi diye bir yer vardı orada. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde o cin gibi öğrencilerin son derece kalifiye bir öğretim kadrosunun ben oraya geldiğimde böyle harika insanlar buldum orada. Ve de o cin gibi öğrencilerin sanata ve kültüre olan zaten hazır böyle bir şeyleri yutmaya hazır yapısı dolayısıyla biz senfoni orkestrası kurduk ya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 51 sene önce. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senfoni Orkestrası diye bir şey oldu. Sonra arkasından gelen işte 71 darbesi bilmem ne öğrenciler ortalıkta fazla dolaşması falan gibilerden öğrencilerin bulunduğu bir takım kurumlar ve kurullar yok edilirken Senfoni Orkestrası da kapatıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi sanatsever, kültüre yakın hocalar kendi uzmanlık alanında hepsi son derece ileri gitmiş. Dünya yarışının içinde yer almayı becermiş. Fevkalade keyifle çalışan, üniversiteyi severek çalışan bir ekip ve onların o gayretlerine çok insani bir şekilde ve çok da vaatkar bir şekilde hocaları da şey yaparak hem kendi kendilerini yani motive ediyorlar hem de hocaları özendiriyorlar. Bir atmosfer içinde harika bir şeydi ya. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mucize bir yerdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin o mucize özelliği aynı zamanda toplumla buluşmasına da kendini gösterdi. Türk üniversiteler tarihinde diğer üniversitelerde de asbelkader part-time hocalığım oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki part-time hocalığım hala devam ediyor hatta. Ara sıra İstanbul'a gidip gelerek yürütüyoruz o işi. Diğer üniversiteleri de bir miktar biliyorum. Diğer bazı üniversitelerin yani kuruluşunda yardımımız oldu, gittik geldik. Hepsiyle birlikte bir toplumun kendi içinden, bağrından çıkmış olan bir eğitim kurumuna bu derece sevgiyle ve itimat ederek yaklaştığını hiç görmedim. Başka bir ülkelerde görmüş olabileceğini sanmıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin toplumuyla buluşması o mucizenin bir parçasıydı. O şeyde, o sistem içinde görev almış olmaktan dolayı yani benim görevlerim bölüm başkanlığı, rektör danışmanlığı vesaire falan gibi yani şeyde biraz kıyıda köşede kalmış görevlerdi. Az önce konuşan sevgili eşim Engin Tuğkar Esmer hocamınki gibi seneler süren başarılı bir öğrenci işleri dekanlığı falan türünden böyle sürükleyici bir görevim olmadı. Ama o görevler de dahil Orta Doğu Teknik Üniversitesi ruhunun içinde oldum. Faaliyetlerin içinde oldum. Sanatsal kültürel faaliyetlerinde hep oldum. Kendi mesleğimle ilgili faaliyetlerde oldum. Mimarlara ve mühendislere ders vererek bugüne kadar getirdim. İlerlemiş 80'i aşmış olan yaşımla birlikte her iki tarafa da ders vermeye devam etmeyi becerdim. Bu yaş mahpusluğu biterse önümüzdeki ders yılında da umarım o ders vermeye zevkine yeniden kavuşacağım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin altın yılları tabii
altın yıllardan konuşuyoruz mecburen. Biraz da motive etmek için. Hem kendi kendimizi hem güzel anılarla kendimizi besliyoruz hem de dinleyicileri. YÖK yasasıyla birlikte ve 80'li yılların genel havası içinde dışarıdan gelen, tanımadığımız, Orta Doğu'yu da tanımayan, karşılıklı tanışıklık olmayan bir rektör denemesinden sonra şey oldu. Yani o öğrencinin davranışa da bir biçimde tesir etti. Bu üniversitenin öğrencisi hala cıvıl cıvıl. Bakıyorum şimdi bugünkü konuşmayı yaptığımız İdari İlimler Fakültesinden daha yukarı şeye doğru, rektörlüğe doğru, rektörlüğün önünden yukarıda mühendisliklere doğru. 2-2,5 kilometrelik bir yoldur. Çok güzel bir orta bahçedir. O orta bahçede yürürken hala insanlar cıvıl cıvıl. O kadar sevimli ve o kadar şey bakışlı, zeki bakışlı, uyanık insanı bir arada görmek hala mümkün. Ama mesela bir 40 senecinin o cıvıl cıvıllıkla birlikte bir iş yapıyor olmam, toplumsal bir görev yerine getiriyor olma gibi kendine vermiş olduğu bir şey de vardı, bir görev de vardı. O şey oldu, yani o yok oldu. Bununla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçirdiğim seneler hayatımın çok güzel bir parçası oldu. Bizim 3 çocuğumuz da Orta Doğu'da okudu. Bir iki tanesi şimdi yabancı ülkede yaşıyor, yani işte bilim yapıyorlar vesaire falan. Dolayısıyla son derece Orta Doğuluyuz. Aile boyu dostlarımızla, sevdiklerimizle, hayatta olmayan büyüklerimizle, Erdal İnönü'yle, Kemal Kurdaş'la, Rıza Gürse'yle hep birlikte, bunlar ilk şeyde aklıma gelenler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi güzel günler görmeye devam edecek, ondan eminim. Şu anda en parlak dönemini yaşamıyor. Yani 80'lerden sonra hani tadı kaçtı falan dedik. Şu anda da iyice tadı kaçık bir dönemi. Fakat bununla Orta Doğu Teknik Üniversitesi şeyler atlattı. Yani vartalar atlatmış bir üniversitedir. Vartal atlatma antrenmanı vardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde daha güzel günlerin beklemekte olduğundan kendi anıma tecrübeli 53 senelik bir ODTÜ mensubu olarak ben eminim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler Erhan Hocam. Bir hatırlatma yapayım. Konuşmacılar dışında mümkünse kamerayı kapatıyoruz. Kapatalım mı? Yok yok. Konuşmacılar dışında. Bu çünkü şey YouTube'da kayıt yapılıyor. YouTube'da yayınlanacak. Onu hatırlatmayı unuttum. Bir iki soru geldi ama sorulara geçmeden önce ben Yakup Hocam'ın ve Engin Hocam'ın eklemek istedikleri bir şeyler var mı onu soracağım. Evet var. Evet, buyurun lütfen. Ben kısaca bir iki noktaya değineyim. Şu sırada ben de Başkent Üniversitesi'nde evime de yakın olduğu için part-time ders alıyorum. Öğreticilik bitmiyor bir türlü, araştırmacılık bitmiyor. Ama ben de geçmişe yönelik birkaç noktaya değineyim. Ben bursla okudum önce hayatımı, sonra dışarıda yurt dışında bursla, devlet bursuyla okudum. Ve burs sonucu mecburi hizmetim var. Milli Eğitim Bakanlığı bana taşra üniversitelerinde görev almamı önerdi. Yani Ankara'da, İstanbul, İzmir'de görev yasağı vardı. Ben de o zaman dışarıda taşrada 3 üniversite vardı. Trabzon, KTÜ, Erzurum Atatürk ve Çukurova. Ben bu üçüne de başvurdum. Ne oldu biliyor musunuz? Çukurova ve Erzurum kadromuz yok diye reddettiler. Ama ben Doğu Karadenizliyim. Trabzon burada milli iktisat okuturur. Dışarıda eğitim alan bir kimseye ihtiyacımız yoktur diye yazı yazdım bana. Yani o derece farklı bir yerdir. Ve çok mutluyum ki o özelliklerini hala koruyor. Engin arkadaşımızın, Karayesmen arkadaşımızın sözünü ettiği Parlar, Mustafa Parlar'dır yanılmıyorsam. Doktora eğitimimiz sırasında New York'ta
Güney Güneş ve Nazif Tepelerenoğlu, Ersin Tulunay, Önder Yüksel ve diğer arkadaşlar bir arada olduğumuzda mühendislik dekanı olarak ya da elektrik mühendisliği bölümü başkanı olarak oraya gelmişti. Ve oradan ODTÜ'nün diğer üniversitelerden farkını çok net olarak hepimize sadece kendi bölümünün asistanlarına değil anlatmıştı. O burayı esasen var olan yapısıyla daha bir çekici hale getiriyordu. Son bir noktaya da değineyim. Uzatmaya gerek yok. O da şu. Ben insanlığın bir gelişme doğrultusu olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Biliyorum peki. Ve bu gelişme doğrultusu insanın üretmesine ve üreterek özgürleşmesine dayanıyor. Böyle gidiyor. Bu üreterek özgürleşmenin esasında da bilim var. Temelinde bilim var. İnsanlığın gelişmesine baktığınızda bunu doğru olarak saptayabilirsiniz kolayca. ODTÜ bu toplumu, bu ülkeyi insanlığın gelişme doğrultusuna çıkarmaya çalışan çok önemli bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti eğer küresel denizlerde bundan sonraki dünyada başarı ile yüzecek ise, ki yüzecek bunda kuşku yok, bu kaçınılmaz, bu insanlığın gelişiminin doğal uzantısı, sonucu ise, bu süreçte, bu gidişte ODTÜ'ye yine çok büyük görevler düşecek ve özgürlükçü, eşitlikçi ve de bilimsel tutumuyla bu kurum toplumuna ve dünyaya, insanlığa hizmet etmeyi sürdürecektir. Ben buna inanıyorum. Ve teşekkür ederim. Sorular varsa cevap vermeye hazırım. Yine hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sonra da sorulara geçeceğim. Soruları alabiliriz belki. Tamam. Şimdi şöyle, Erol Taymaz hocam şöyle teşekkür ediyor konuşmacılara ve şöyle bir şey sormuş. Bundan sonraki süreçte ODTÜ'nün akademik bilimsel özelliğini korumak için ne yapılabilir? Bu konuda görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Yakup Hoca, sizden başlayalım isterseniz. İnci hocam, her zor soruyu bana sormak zorunda mısın? Ben sormadım. Erol Hoca'dan geliyor. Benim sevgili arkadaşım Erol. Bölümümüzün çok seçkin bir arkadaşımız. Ekonomi bölümün. Şimdi şöyle. Ben şu kanıdayım. Bilimsel araştırma, bilimsel üretim her an, her yerde yapılabilir. Bunu böyle düşünmek zorundayız. Bir anımı anlatayım. Cahit Arif İstanbul'a uçakla değil otobüsle gidip geliyor. Cahit hocamız oldukça geçkin bir yaşında burada çalışıyordu. Onu biliyorduk. Ve kendisine hocam uçağı tercih etseniz de sizi işte havaalanından alsak daha kolay ulaşım olsa diye önerdiğimizde aynen şöyle söylemişti. Ben ister otobüsle gideyim, ister uçakla gideyim. Her anımda, her an kuadratik eşitliğin bir bölümünü düşünmek zorundayım. Düşünüyorum. Yani sürekli matematik çalışıyor. Dolayısıyla benim için mekan, uzay, uzam vesaire bunlar çok fazla fark etmiyor der. Bu çok bana göre çok önemli bir nokta. Yani bilim insanı araştırmalı, üretmeli ve ürettikçe toplumuna yardımcı olabileceğini bilmeli. Ha, bu bağlamda şunu söyleyeyim. Hiçbir bilim insanı sınıfına, gerçek bilim insanıysa sınıfına günlük siyaseti sokmaz. Sokarsa zaten dışarıya çıkamaz. Ha, diğer taraftan sınıf
en özgür yerdir. Öğrenci ve öğretim üyesi orada özgürlük içinde kaynaşır. Bunun polisiyle sürüsüyle bunlar hiç yalanacak şeyler değil. Bunu demek istiyorum ve ısrarla söylüyorum. Bilimsel üretim her yerde yapılır, her noktada yapılır ve yapılmalı. İki, sınıf olayı, öğretim olayı günlük. Günlük çiğ, verimsiz, yıkıcı siyasetin dışında tutulmalı. Ama sınıfta örneğin evrim teorisinin ders kitaplarından çıkarılmasını eleştirmeyecek miyiz? Elbette eleştireceğiz. O ayrı, onu söyleyeceğiz. O, çünkü o bilimselliğin bir parçası. Olmazsa bilim olmaz. Hiç kimse de bilimin suyunu kesmeye kalkmasın. Erol'a sevgiler sunuyorum hepinize. Bu. Evet, Engin ve Erhan hocalarım, sizlerin bu soruya var mı yanıtınız? Soru şu, üniversitenin siyasetin emrine sokulmamasının, pardon, bir sonraki soruya geçelim. Bundan sonraki süreçte ODTÜ'nün akademik bilimsel özelliğini korumak için ne yapılabilir? Ben diyorum ki mevcut yönetmelikler, mevcut kurallar ODTÜ bileşenleri tarafından yeniden gözden geçirilmeli. Neler yenilikçi ve bilimsel çalışmalarımıza engel oluyor veya olmuyor? Bunları ODTÜ bileşenleri çıkartır ve de hukuk düzeyinde yenilikler sağlama yoluna giderse her şey çok daha farklı olur. Unutmayalım, yani bilimden uzaklaştığımız zaman eşitlikten uzaklaşıyoruz. Bilimsel veriler hepimiz için en iyiyi getirecek sonuçlar doğuran tanımlardır. Ve de toplumu da bu yönde aydınlatmak en büyük görevimiz olmalı. Bu hususta varsa yasaklar kesinlikle kaldırılmalı diye düşünüyorum. Ben bu kadar herhalde söyleyebileceğim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Tolga Çiloğlu hocamızdan da bir soru var. O da önce çok teşekkür ediyor her üç hocamıza da. Soru Yakup Hocam yine size. Şöyle demiş Tolga Hocam. Konuşmanızın sonundaki sözlerinizle ilgili olarak sormak istedim. Üniversitenin siyasetin emrine sokulmamasının, özgür bilim yapılmasının önemini vurguladınız. Ayrıca konuşmanız boyunca yönetim ve kararların alınmasında ODTÜ'de temel birimin bölüm olduğunu vurguladınız. ODTÜ tarihinde bu tür ilkelerden ve anlayıştan uzaklaşıldığı dönemler oldu. Günümüzdeki durumun eski dönemlerle karşılaştırılmasını, değerlendirmesini nasıl yaparsınız demiş Tolga Hoca. Şimdi soru için Tolga Hoca'ya teşekkür ederim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Ben yakın yıllarda, yani ben 2002'de buradaki ODTÜ'den emekli oldum. Sonra 2010'da da Kıbrıs'taki ODTÜ'de. Şunu demek istiyorum. Şu andaki işleyişi ayrıntıyla bilmiyorum. O nedenle bir şey diyemem. Ama geçmişte üniversitenin bütünüyle ve bölümlerin özgürlüklerinin ellerinden alınması sürecinde mütevelli heyetler zamanında, Hasan Tan olayında, başka zamanlarda biz hep söylediğimiz gibi ODTÜ bileşenleriyle değerlere sahip çıktık. Düzenli olarak. Yani ben bölüm kurullarının öğretim üyesi alma yetkisini, bölüm programı alma yapma yetkisini, ders kitabı seçme yetkisini, programı yapma yetkisini birilerinin üstlenmesini kabul edeceklerini düşünmüyorum. Olmaması gerek. Eğer böyle bir karış müdahale bakanlıktan veya rektörlükten geliyorsa, ha o zaman böyle bir şey olamaz. Böyle bir üniversite kavramı olmaz zaten. Yani bir üst yönetici bu bölüme siz şu dersleri vereceksiniz, şunu vermeyeceksiniz, şunu önerebilir.
toplumsal yapının, Ankara'nın başka yerlerinin gereksinimi olarak şu konuda inceleme yapın, araştırma yapın, ders koyun denilebilir. Yanlış anlamayın. Burası Birleşik Kulesi değil. Kapılarını elbette kapatamaz toplumu. Ama şu dersi şöyle yapacaksınız, şunu vereceksiniz diye bir dayatma, bir yukarıdan emretme, hele hele ders programlarının bütününü, ister dekanlık olsun, ister rektörlük olsun, düzenleme yetkisinin, bölümün dışında olması bu kurumun yapısına tamamıyla ters. Bunun baştan bölüm eğitim üyeleri tarafından, bölüm kurulları tarafından baştan reddedilmesi gerekiyor. Bu tabii evet. Benim şu anda söyleyeceğim bunu. Evet, başka soru yoksa ben Engin Hoca'ya bir soru sormak istiyordum. Bu sizin öğrenci dekanlığınız sürecini pek tanık olamadım. Yurt dışında doktoraya gitmiştim o sırada. Onu birazcık açabilir misiniz? Neler oldu? Nasıl, yani öğrencilerle ilişkilerinizi nasıl sürdürdünüz? Yani öğrencilerle rektörlük arasındaki bağlar nasıl oldu? Bu öğrencinin önemini Yakup Hoca da çok vurguladı. Yani ODTÜ'nün önemli bir bileşeni. Ben hakikaten o dönemi ilk uygulamaydı galiba bu öğrenci dekanlığı, değil mi, üniversitemizde? Evet. Daha önce başlamıştı. Evet. Evet. Koray Değmen'di yanılmıyorsam. Evet. Evet. Erhan Yasar. Erhan Yasar. Aydın Közeren. Yani ben Aydın Közeren hocamıza yardımcılıkla başladım öğrenci işleri dekanlığına. Sanırım 77 senesi olabilir. Ne yazık ki öğrenci işleri dekanlığının kuruluşu, kuruluş amacını sağlama yolundaki kurallar ve yönetim biçimi için hazırladığımız belgelerin hiçbirine ulaşmak mümkün olmadı. Çünkü o yıllarda zaten fotokopi çekme imkanımız bile o kadar rahat ve kolay değildi. Ek kopyalar hazırlamamışız. Ben de çok az, bir iki tane evde üstünde çalışma yapmak üzere eve götürdüğüm belgeler kaldı sonra. Çünkü 80 ihtilalinden sonra Öğrenci İşleri Dekanlığı basılan ilk yer oldu üniversitede. Ve ne yazık ki idari bir görevlimizin eşliğinde bu basılmada hiçbir belge, evrak, resmi veya resmi olmayan kalmadı. Dolayısıyla anılara dayalı bir anlatım biçimi oluyor. Onun için de mümkün olduğu kadar kısa keseyim. Çünkü anılarda bazen algılamalar gerçeklerden farklı olabiliyor. Aslında Öğrenci İşleri Dekanlığı üst düzey yönetimle öğrenci kesiminin, ki o zaman Öğrenci Temsilcileri Konseyi, öğrenci topluluklarını da bir araya getiren, onların çalışmalarından sorumlu olan sanat ve kültür topluluğu adını taşıyan ayrı bir komitesiyle bu işleri gerçekten çok özel bir şekilde yöneten, kurgulayan bir birimdi. Bizim görevimiz öğrencilerimizin akademik olmayan, yani akademik olan sorunlarıyla da ilgileniyorduk ama yani işte dersler şöyle verilsin veyahut notlar böyle verilsin şeklinde bir takım öğrenci isteklerinden tamamen uzakta kalıp bunlar bölümlere bırakılıyordu.
Biz onun dışındaki sosyal, toplumsal gereksinimleriyle ilgili çalışmalarda rektörlükle aracı oluyorduk. Zaten o dönem üniversite konseyinde mutlaka öğrencilerle ilgili bir konu görüşülecekse öğrenci temsilcilerinden birisi de toplantıya katılırdı. Toplulukların faaliyetleri ki ilk uluslararası ODTÜ şenliğini düzenlemişlerdir 78 yılında. Çok çok başarılı çalışmalardı bunlar. Öyle ki tüm Ankara toplumunu hatta uluslararası ve şehirler arası katılımlarla da bir tür neredeyse evrensel diyebileceğimiz bir takım faaliyetlere imkan sağlayan çalışmalardı. Sıkı yönetimli dönemlerdeki gayretlerim de her tatsız olaydan sonra öğrenciler adına ifade vermek üzere karakol veya sıkı yönetime gidip ifade verme şeklindeydi. Burada da gerçekten özellikle büyük bir vefa borcumuzun olduğunu hissettiğim Taşkent Yüzbaşımız, Mustafa Başçavuşumuz ve Sıkı Yönetim Başsavcımız Nurettin Soyer'i anmak zorundayım. Çünkü bize gerçekten öğrencilerimize çok tatsız günleri ve olayları en az hasarla atlatabileceğimiz imkanlar sağladılar. Ben bunlara aracı oluyordum. Yani daha fazla bir şey söylemek de gerekmiyor galiba. Öğrencilerimizin aklı ve de dürüst bir şekilde imkanlarını kullanma isteği her zaman öğrenci işlerinin de işlerini kolaylaştırmıştır. Böyle bir dönemde. Yalnız şunu ilave edeyim, uzatmayayım diyordum. 80 sonrası askeri yönetim döneminde 5 generalimizin oluşturduğu komite toplantılarına üniversiteden de katılım bekleniyordu. Üst düzey rektörlüğümüz, rektör yardımcılarımızdan bu çalışmalara katılma uygun görülmemişti. Ama dediler ki buraya öğrenci işleri dekanımız katılsın. Ve inanır mısınız o askeri yönetim komisyonunda ben katılıyorum. Sayın İhsan Doğramacı katılıyor. Diğer katılımcıları hatırlamıyorum. Çünkü beni en fazla çarpan Doğramacı'nın o toplantılardan sonra aldığı kararlar olmuştur. Paşalar hep hocam siz nasıl hallediyorsunuz öğrenci işinizi? İşte diyorum öğrenci temsilciler konseyimiz var. Öğrenci işleri dekanlığımız var. Şunları şunları yapıyoruz falan. Aa bu çok iyi. Acaba bunları yasalaştırmak mı falan. Ve de Sayın Doğramacı bunlara hep itiraz ediyordu. Kendi görüşleri tamamen farklıydı. Fakat Bilkent Üniversitesi kurulduğu an ilk yaptığı işlerden biri öğrenci işleri dekanlığı tesis etmek, öğrenci temsilcileri konseyini kurmaktı. Bizde ise yasaklandı bunlar o yasayla. Bunlar nasıl oldu? Gerçekten bilemiyorum. Bu arada kütüphaneyle ilgili de mesela bilmemiz gereken bir şey var. YÖK'ün kuruluşuyla üniversite kütüphanelerine alımlar durduruldu. Merkezi bir kütüphane sistemi oluşturuldu. YÖK'e bağlı. Bu kütüphaneye en yakın üniversite ODTÜ ve Bilkent. Kim nasıl buraya ulaşacak o günkü imkanlarla?
diğer Ankara üniversitelerinden nasıl girilecek bu kütüphaneye? Fakat 2 yıla yakın üniversitemiz hiçbir yeni kitap alamadı. Bu merkeze alındı. Bunun ne kadar gereksiz ve de akla yatmayan bir uygulama olduğu ısrarla söylendikten sonra da bu kütüphane sanırım çok büyük bir çoğunlukla Bilkent'e devredildi. Ama bizim de önümüz açıldı, kütüphanemiz halen eski işlevini görmese de günümüz dijital ortamında da bazı çalışmaları kolaylaştırıyor. Evet, böyle. Çok teşekkürler. Evet, dinleyen arkadaşlardan var mı başka katkı ya da sorular, alalım onları da. Başkanım, izin verirseniz bir çarpıcı örnek verebilir miyim? Tabii, buyurun. Şeydi, o yıllarda biz Öğretim Üyeler Derneği olarak hukuk yollarına başvurduğumuz çok oluyordu. Bunlardan bir tanesi şu, bildiğiniz rektörlüğün karşısındaki sosyal binadaydı derneğin merkezi. Rektör değişikliğinde derneği oradan çıkardılar. Onun üzerine Danıştay'a başvurduk. Ve düşünebiliyor musunuz? Danıştay o konuda derneği haklı buldu. Ve dernek merkezini biz yeniden sosyal binaya yerleştirdik. Demem o ki Ankara'da yargıçlar vardı, hakimler vardı. Dilerim yine olur. Çok teşekkürler. Gördüğüm kadarıyla başka soru ya da katkı yok. Ben 3 konuşmacımıza da çok çok teşekkürler ediyorum. Bu kayıda alındı bu konuşmalarınız ve Öğretim Elemanları Derneği'nin web sayfasından erişime açık olacak. Ben sizin konuşmalarınızdan açıkçası şunu algıladım. Biliyorsunuz Amerika'da bir gelişmekte olan bir eylem var. Nefes alamıyorum eylemi. Ben açıkçası akademik şeyin bir parçası olarak akademinin böyle bir nefessiz kaldığını hissediyordum. Yani nefes almaya ihtiyacımız var hepimizin. Sizlerin bu konuşmalarından sonra bir nebze böyle moralim düzeldi ve şuna inanıyorum, biz ODTÜ bileşenleri tekrar bir araya gelebilirsek güzel şeyler yapabiliriz. Ve gençlerimizin, akademinin nefes alabilmesine de katkı koyabiliriz. İşte güzel ODTÜ'müz, eşitlikçi, özerk, üretken ve bölümün karar almada ve akademik işlerde ana şey olduğu, birim olduğu bir ODTÜ özlemini taşıyoruz. Bunu aktardık bir nebze olsun sizlerin sayesinde. Umarım güzel ODTÜ'müzde diğer üniversitelere de böyle bir örnek teşkil eder bu şeyler, geleneklerimiz. Çok çok teşekkür ediyorum ve güzel bir gün diliyorum herkese. Teşekkür ederiz.